Yani mutlu akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi suikast iddiası mahkemelik oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları söz konusu iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundular. Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz. Kime ait bu söz? Bu tehdit değil midir? Ne demek? Bir siyasi parti liderine saldırı olacak. Ülkeyi yöneten kişi kalkıp şu cümleyi kullanacak. Bunlar iyi günleriniz. Akşam yalan, sabah yalan. Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Tutmaz. Bizler de yargıya de müracaat ederek kimse çıksın ortaya dedik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi suikast iddiası yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Her şeyden önce bu zat eğer bu konularda samimiyse, dürüstse, gerçi bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok. Yargıya müracaat edersin, delillerini yargıya sunarsın. Yargı da ne yapar? Bunların üzerine gider. Ana muhalefet liderinin siyasi cinayet kaygım var açıklaması günlerdir gündemde. İddia ile ilgili savcılık resen soruşturma başlattı. Bugünse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın bir suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu ve İyi Parti'den gelen açıklamalar hatırlatıldı ve iddiaların açığa kavuşturulması için yasal işlem talep edildi. Dilekçede açıklamaların somut bilgi içermediğine dikkat çekildi. Kim olursa olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Ama bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız. Dilekçede ayrıca bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratabileceğine de vurgu yapıldı. Sevgili izleyenler, siyaset dünyasındaki bürokrat polemiğiyle ilgili akşam saatlerinde kritik bir gelişme daha yaşandı. Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular.